retina dekolmanın gözümüzün arkasındaki sinir tabakasının normal yapıştığı yerden tamamen ayrılıklarına doğru gelmesi, bu acil bir durum. Olduğu zaman da süratle müdahale edilmesi gereken bir problem. Özellikle ilk 3 ve 3-4 gün önemli. 4. günden daha sonrasında kaldığı zaman biraz daha sonuçlar çok etkili olmayabiliyor. Yani mümkün olduğu kadar erken müdahale etmek gerekiyor. Kayde Bey bize 4 gün önce başvurdu. Retina dekolmanı olarak, sol gözünde retina dekolmanı nedeniyle bize geldi. Kadir Bey'den olayın gelişimiyle ilgili bir bilgi alalım. Belki bu başka hastalarımız için yol gösterici olur. Dikkatli olma açısından bizlere faydalı olabilir. Evet, Kadir Bey, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne zaman ameliyat olduk? Cumartesi sabahı. Cumartesi oldu değil mi? Ameliyatım cumartesi yapmış. Cumartesi, cumartesi sabahı. Yani olayın üzerinden 3 gün geçti. 3 gün sonra bize geldi Kadir Bey. Ameliyatını gerçekleştirdik. Oldukça başarılı bir ameliyat oldu. Güzel geçti her şey. Şimdi takip sürecindeyiz. Biraz uzun takiplerimiz olacak Kadir Bey'le ilgili. Şimdi olay nasıl gerçekleşti onu bir öğrenebilir miyiz? İlk önce 2-3 ay kadar önce sağ gözünde uzakta problem hissettim. Sağ gözde? Evet. Avcılar Murat Köy Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada uzak gözlüğü verdiler, şu gözlüğü. O zaman yoldaki doktora da söylemiştim şikayetimi, siyah noktalar uçuşuyor, örümcek ağı gibi falan böyle bir şeyler. O önemli, ona sonra bakarız dedi. Ondan bir müddet geçtikten sonra bundan 15 gün kadar önce gece karanlıkta gözümde ışık çakması. Işık çakması oluyor. En çok belirtilerden bir tanesi ışık çakması, evet. Sinek uçuşmaları. İkisi beraber olunca daha çok belirtilir. Sebep oluyor. Evet. Ondan sonra birkaç gün daha geçti. İşte 19 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra sol gözümde önce bulanıklık başladı. Sonra yavaş yavaş yukarıdan aşağı doğru bir perde gibi bir şey inmeye başladı. Aşağı doğru indi yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Ama ilk şikayetler sağdan başlamıştı, o şikayetler ama o soğuk daha. Evet, sonra uzak gözlüğü verince sağda problem kalmadı, bu sol başladı işte. Akşam üzeri oldu, saat 6-7 civarı. Bayağı görmem azaldı. Ondan sonra 24'üne de randevum vardı devlet hastanesinde. Bekleyeyim mi beklemeyeyim mi düşünürken baktım durum ciddiye gidiyor. Hemen atladım Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gittim. Saat 8-9 civarı oldu akşam. Önce beyinden şüphelendiler. Tomografi, MR, kan tahlilleri vesaire. Beyinde bir şey çıkmayınca göz doktoruna yönlendirdiler. Orada muayene oldum. Ve dediğiniz dekorte, retina yırtıklığını oradaki doktor söyledi. Teşhis koydu ve acil ameliyat olman gerekiyor dedi. Evet. Ama bizim de doktorlarımız Viyana'da kongrede şu anda. Ameliyat edecek kimse yok dedi. Siz Beyoğlu göz eğitim araştırmaya gidin dedi. Bu arada saat gece 12:01 oldu. Tahliller, MR'lar falan. Saat 1:10 ben sabah gitsem olur mu dedim, 8:30'da gideyim. Yok dedi, hemen gidin, hemen ameliyat olmanız lazım. Ya, olay acil bir durum. Çok acil, olduğunu söylediler. Gece 1:00'de gittim, sabah 8:30'da gelin dediler. Sabah 8:30'da gittim tekrar. Oradaki doktor dedi, biz en erken 1:00'e randevu veririz. Çok yoğun kalabalık hastalarımız dedi. Başka hastaneye gidin bakın. Şişli'ye falan gittim, aynısını söyledi doktorlarımız. Yurt dışında kongrede. Okumediğimiz Sevşaka'ya gittim oradan. O da 28 Eylül Cuma'ya randevu verdi. Ben de çok acil olduğunu, diğer doktorların da öyle söylediğini söyledim. Ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok. 28 Cuma'dan önce yapamayız dedi. Onun üzerine birkaç tanıdık hoca profesörlerimize sorduk, sakın dedi 28 Cuma'yı beklemeyin. Ne imkanınız varsa şey yapın. Bize bir tavsiye üzerine Erdem Hastanesi'ne geldik. İşte burada sağ olsun hocam, Celal hocam ve Ökkeş hocam, hocayla beraber ameliyat aldılar. Başarılı geçti, şu ana kadar bir şikayetim yok. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Yani şey olarak böyle, retinde kolman önemli bir problem. Dikkatli olmak gerekiyor. Kadir Bey'in vermiş olduğu bilgilerden, o belirtiler, özellikle sinek uçuşmaları ve beraberinde ışık çakmasıyla beraberse bunlar önemli belirtiler olabilir retina dekolmanı için. Acil müdahale edilmesi gereken bir durum.
Özellikle ilk 3-4 gün çok önemli. İlk 3-4 gün içerisinde müdahale edilirse sonuçlar çok daha iyi oluyor ama 4. günden sonra özellikle müdahale olursa biraz daha başarı oranı düşüyor. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Kadir Bey'in aslında iki gözünde de dek olman var. Hem sağ tarafında var hem sol tarafında. Sağ tarafındaki daha önce başlamış ama soldaki daha hızlı ilerlemiş. Şimdi solunu yaptık. Sağ içinde şu anda takipteyiz. İkisini aynı anda yapamadığımız için diğerini takip edeceğiz. Bakalım. Orhan Bey 2 hafta önce sağ gözüne retina dek olmanı gelişmiş. Daha sonrasında işte birkaç hastane geçiyor. Daha sonra bize geliyor. Biz de retina dek olmanı oluştuktan bir 10 gün sonra veya 2 hafta sonra ameliyatını yaptık. Oldukça başarılı, güzel bir ameliyat oldu. Bir de kendisinden biraz bilgi alacağız. Nasıl başladı, ne zaman başladı falan. Belki başka hastalarımız için yol gösterici olabilir diyerekten. Orhan Bey buyurun, nasıl başladı, nasıl bir şey herkese oldu falan. Hocam ilk önceleri okuma ve görme şey düştü yani yazı okuma ve şeyler falan bayağı düştü böyle bir şey. Sinek uçmalar falan oldu mu hiç? Yok onlar olmadı da ben işte göz kaybı anında oldu. Bir anda oldu. Hiçbir şey hissetmedi, bir anda gitti. Bir anda hiçbir şey görmez oldum. Sadece kırmızı, şey beyaz şey görüyordum işim. Başka hiçbir şey yok. Ara işte ondan sonra devlet hastanelerine gittim. Ameliyat almadılar. Göz kaldırdılar, ameliyat almadılar. Ameliyatta biraz devlet hastanelerinde yoğunluğundan da kaynaklı. Bu konularda tecrübeli hekimler... Öyle hocam var. Şimdi bana ameliyat olman gerekiyordu. Ameliyat yapmadılar. Sonra da işte buraya geldim. Hocam ameliyat etti. Ülkeş Bey'le beraber ameliyatımı gerçekleştirdik. Güzel de oldu inşallah. İnşallah sonunda ayrılmış. Şartlı sürecimiz olacak biraz. Artık biraz gel git falan inşallah sonuçlandıracağız. İnşallah ayrılmış. Teşekkür ederim.